Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoyla birlikte dimodal verb başlığı altında modal yardımcı fiiller konusuna giriyoruz. Bu bölümde modal yardımcı fiillerin tamamı ile ilgili genel bir çalışma yaptıktan sonra bunlardan sadece dürfen ve können modal yardımcı fiillerinin anlamları ve cümlede kullanımları üzerinde duracağız. Die Modalverben, die modalen Hilfsverben da deniyor. Bu bölümde genel bakış başlığı altında modal yardımcı fiillerin a. temel anlamları, b. präsenz zamanda çekimleri, c. Satzbau yani cümlede kullanım kurallarını açıklamaya çalışacağım. A. temel anlamları. Können, kısaca açıklayacağım bu sayfada, sonra ayrıntıya gireceğim. E-A bilmek, muktedir olmak. Ne demek bu E-A bilmek? Gele bilmek, baka bilmek. Ses uyumuna göre değişiyor bu E-A. Dürfen, o da E-A bilmek diye Türkçe'ye çeviriyoruz cümleleri, karşımıza cümleler çıkınca. Ama burada kendi isteğiyle bir şey yapmak anlamı hakimken, burada bir başkasının iznine bağlı olarak bir şey yapabilmek, edebilmek anlamı vardır. Tabi daha ayrıntılar var. Onlara her birini kendi başlığı altında göreceğiz. Müssen, maya, meye zorunlu olmak. Bir şeye gelmeye, oturmaya zorunlu olmak. Bu yasaların, kuralların gereği yapılacak olan veya kendinin mecbur hissettiği bir şeyleri yapman gerektiğini söylerken kullanılan bir yardımcı fiildir. Sollen, mesi gerekmek, gelmesi, yapması gerekmek, bir başkasının isteği doğrultusunda zorunlu olarak yapılacak şeyleri belirtirken, sollen, kendi isteğimizle, işte benim çok işim var, bugün evde kalmak zorundayım, ders çalışmaya mecburum diyorsak bu kendi isteğimizle duyulan bir mecburiyettir. Wollen, mekmak istemek, işte gelmek, okumak istemek gibi anlamlar içerir. Mögen de istemek anlamını da içerir ama ayrıntıları var bu konunun. Mögen tek başına esas fiil olarak kullanıldığında bir şeyi ya da bir kişiyi sevmek, sempatik bulmak, bir şeyden ya da birinden hoşlanmak anlamlarını da verir. Şimdi bu bölümde bütün modal verblerin zaten hepsi 6 tanedir. Çekimlerini göreceğiz burada. Daha sonra bu çekim konusuna fazla değinmeyeceğiz. Burada şahıs zamirlerimiz var. Her zamanki kullandığımız ben, sen, o, biz, siz, onlar, şu, re olacak tabii. E çıkmış. İyih. Bu R'dir. Yanlış yazmışım. Ich, du, er, sie, es. Wir, ihr, sie, sie. Können'i çekiyoruz. Dikkat edin. Maviler çok farklı bir çekim var. Buradan sonrası genelde bütün fiil çekimleriyle ortaktır uygulama açısından. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann. Wir können, ihr könnt, sie können, sie können. Dürfen'e geçelim. Ich darf, du darfst, der sie es darf. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen, sie dürfen. Sollen'e geçelim. Ich soll, du sollst, er sie es soll. Wir sollen, ihr sollt, sie sollen, sie sollen. Müssen, ich muss, du musst, er sie es muss. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen, sie müssen. Wollen, ich will, du willst, er sie es will. Wir wollen, ihr wollt, sie wollen, sie wollen. Mögen'i iki şekilde çekebiliyoruz. Bunun açıklaması uzun sürer, neden böyle olduğunu girmeyelim buraya. Normal çekimi ich mag, du magst, er sie es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen, sie mögen. Bu präsenz çekimidir. Normal, sevmek anlamı var burada. Buradaysa istemek anlamı var. Ich möchte, du möchtest, er sie es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten, sie möchten. Şu çekim aslında präsenz bir çekim değil yani bizim bildiğimiz anlamda. Buna biz konjunktif zwei çekim diyoruz. Şuradaki wollen'in
daha kibar bir şekilde söyleniş biçimini içerir bu. Amaç daha kibar söylemektir bir şeyi. Yoksa normal istemek fiili vollenle ifade edilir. Şurada bir şey daha vurgulayayım. Bütün modal verblerde bakın, birinci tekil şahıs yani ihe göre çekimle, üçüncü tekil şahıs çekimler aynıdır. Değil mi? Şurada da bundaki a sesi nasıl değişmiş sesinde aynısı. Du'da da st ek almış ama bir, ir, zi ve zi'de herhangi bir kural dışı çekim yok. Şu möhten de anlattık. Geçelim ayrıntıya. Şimdi bunları nasıl cümlede kullanacağız? Modal verbleri cümlede kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Şimdi genel bir cümle yapısı şeması veriyorum. Birinci sırada biliyoruz cümle başında Almanca'da özne bulunur. Yani normal standart Almanca'da kurallı bir Almanca cümlenin en başında özne olur. Bu her zaman böyle olur diye bir şey yok ama normali böyle. Diyelim ki ben, ich ile başladık. İkinci sırada her zaman yüklem var değil mi? Ama biz normalde burada esas fiili çekiyorduk değil mi? Ama şimdi esas fiil yok. Nerede? O sona gitmiş bakın. Şimdi wollen'i kullanacaksak cümlede onu çekeceğiz. Wollen'in çekimi de ihe göre bir. Üçüncü sırada ne kadar cümle söyleyeceksek hepsini söyleyeceğiz. Üçüncü sıra. Bunları işte tekamolo diye bir sıra anlatmıştık. Oraya bakarsanız siz de çıkarırsınız. Zaman belirten, efendim yer belirten, yön belirten vesaire tümleşleri buraya doldurduk üçüncü sırada. Arka arkaya. Cümlenin en sonundaysa esas fiili mastar olarak söylemek zorunda. Hiç çekmiyoruz. Mastar olarak oraya bulunması demek, hiç çekime uğramadan orada bulunması demektir. Mastar olarak cümlenin en sonunda. Ne oldu? Ich will heute Nachmittag mit dem Zug nach Berlin fahren. Ben bugün öğleden sonra trenle Berlin'e gitmek istiyorum. Değil mi? Gideceğim dese ne olurdu? Wollen kalkardı değil mi? Fahren gelirdi buraya. Ich fahre heute Nachmittag mit dem Zug nach Berlin der noktayı koyardık. Ama bir modal verb girince cümleye o modal verb özneye göre çekilecek. Esas fiil cümlenin sonuna mastar olarak gidecek. Olay bu. Bir başka cümle yapısına geçiyoruz. Bu fiillerin kullanıldığı cümlelerin yapısı ikinci özellik. Modal verb kullanılan bir cümlede ayrılan ön ekli bir fiil varsa ayrılan ön eki olan bir fiil varsa artık bu önek fiilden ayrılmaz ve fiille bitişik olarak cümlenin sonunda yer alır. Burada da müsten modal verbine kullandığımızı düşünelim. Mecbur olmak. Diyeceğiz ki bugün saat 6'da kalkmak zorundayım. İşte zorunda olmak benim kendi işim var, gücüm var. Ben kendim mecburum buna. Bir başkası istediği için değil. Benim kendi mecburiyetim. O zaman müsteni aldık ve hemen ihe göre çektik. İh mus dedik. Tümleşleri söyledik. Bugün 6'da. Boite, umzeksu. Ne yapacağım? Kalkmak zorundayım değil mi? Kalkmak fiilini ayrılan bir fiil normalde ama bu önek fiille bitişik olarak sona gidiyor, mastar olarak. Eğer mus olmasaydı burada ne diyecektik? Ich stehe, şurada stehe diyecektik. Heute sechs Uhr auf. Ben bugün saat 6'da kalkacağım olurdu. Ama müssen girince bu auf ve stehen bitişik olarak ve mastar biçiminde cümlenin sonunda yer aldılar. Üçüncü durum, bir modal verb kullanılan bir cümlede dönüşlü ya da işteş bir esas fiil varsa dönüşlü zamir şu modal verbin sağında. Şu modal verb burada onun sağı.
Esas fiil ise ön eki ile birlikte onunla bitişik olarak cümlenin en sonunda yer alır. Zaten bir önceki tabloda ayrılan fiili anlatmıştık. Buradaki durum nedir? Hem ayrılan önekli bir fiil hem de dönüşlü bir fiili bir modal verble bir cümlede kullanıyoruz. Özne yüklem burada. İşte istemek anlamı var. Ne diyecekmişiz? Şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Dinlenmek sich ausruhen. Hem dönüşlü hem ayrılan bir fiil. Kim? Ben. İstemek anlamı kibarca söylerken neydi? Wollen değil. Mögen'in möchte çekimiydi. Biraz önce gördük. Ich möchte mich. İh'e göre dönüşlü zamir olan sich ne oldu? Mich oldu. Ich möchte mich jetzt ein bisschen ausruhen. Ben şimdi birazcık dinlenmek istiyorum. Şimdi bu fiillere tek tek hem anlam açısından hem cümlede kullanım açısından değineceğiz. Dürfen ve können ikisini bu bölümde göreceğiz. Çok geniş bir yer kapladı. Onun için ben üçe böldüm bunu. İkişer, üçer veya birer tane belki olmak üzere üç bölümde sunacağım. Können neydi? E-A bilmek. Hocam nasıl bir şey bu ya E-A bilmek? Ya böyle bir şey tabii kısaca anlam vermek için yazdım. Gele. Gelmek fiilini könnenle kullandık. Türkçesi ne oluyor? Gelebilmek. Bakmak fiilini kullansaydık bakabilmek olurdu. Bakebilmek olmazdı. Yani ses uyumu gereği bu eklerden biriyle bunu könnenin kullandığı ifadeler Türkçe'ye aktarmış oluyoruz. Burada daha net bir örnek var. Gidebilmek fiili neymiş? Gehen, können. Gehen gitmek, können ebilmek ne oldu? Gidebilmek. Yapmak machen, können ebilmek ne oldu? Yapabilmek, yapabilmek değil yani. Bunu anlatıyoruz buradaki e-a ile. Könnenin cümleye kattığı anlamları üç ana başlıkta inceleriz. Daha bir sürü belki anlamlar çıkar da biz burada en basitinden vermeye çalışıyorum. Bir şeyi yapmak için yapmaya yeteneğimiz, kabiliyetimiz, imkanımız yani olanağımız, zamanımız, gücümüz olduğu anlamını içeren ifadelerde ya da bir şeyi yapmak için birinin bize izin verdiği anlamını içeren ifadelerde, bu biraz tabii sıkışık bir anlam ama olsun bunu da vereceğim. Hafifçe nezaket anlamı içeren sorular sormak istediğimizde können fiilini kullanabiliriz yardımcı fiil olarak. Bakalım bunlara örnekler verelim nasıl olacak. Bir şeye yeteneğimiz var örneğine, bir anlamına bir örnek verelim. Ich kann, çektik könneni, kann oldu. Klavier spielen, klavier piano. Ben piyano çalmak spielen, kann könnenden ebilmek, ben piyano çalabilirim ne demek? Buna benim yeteneğim var demek değil mi? Buradaki anlamı bu. Yani Almanca açık söylersek, ich habe diese Fähigkeit, ben bu yeteneğe sahibim. Bunun anlamı bu. Böyle uzatmaya lüzum yok. Bu kısa bir cümle ne diyor? Ich kann Klavier spielen. Ben piyano çalabilirim. Buna benim yeteneğim var anlamı var burada. Du kannst mit ihm nicht sprechen. Burada bir başkasının bir talebi var. İzin vermiyorum buna anlamı var ama burada aslında dürfen fiili daha iyi gider de. Böyle de denebiliyor yani. Bir sınır çok az bir böyle anlam kayması var. Açarsak cümleyi şu anlama geliyor. Şu cümlenin anlamı şu cümle. Ich erlaube es dir nicht. Ben bunu yapmayı, bu es burada şu cümleye yönelik bir kısaltma ifade. Ben sana bunu yapmaya izin vermiyorum. Ben senin bunu yapmana izin vermiyorum anlamı var burada. Ich kann, pardon, du kannst mit ihm nicht sprechen. Sen onunla konuşamazsın. Buna izin vermiyorum. Bu cümle daha iyi. Çok dürfenle söylenir genelde. Birinin iznine bağlıysa bir davranışımız. O bize diyor ki, du darfst mit ihm nicht sprechen. Sen onunla konuşamazsın. Ben buna izin vermiyorum. Bu cümlede daha baskın bir anlam var dürfenle. Böyle de denebiliyor Almanca'da.
Ich kann heute zu dir nicht kommen, ich habe keine Zeit. Ben bugün senin yanına sana gelemem. Olumsuz gelemeyeceğim. Gelemem. Bugün senin yanına gelemem. Zamanım yok. Zamanım olmadığı için gelemem anlamında. Karl kann den Koffer tragen. Ist groß und kräftig. Karl valizi taşıyabiliyor. O iri ve güçlü. Buna gücü yetiyor. Demek ki bir şeye gücü yetmek anlamını da können fiili içerebiliyor. Başka bir örnek. Kann ich dir helfen? Sana yardım edebilir miyim? Burada izin istiyor karşı. Aslında burada izinden ziyade bir teklif var, bir öneri var. İzin isteseydi dürfen daha çok giderdi bu cümleye ama bir öneri, bir teklif, bir arkadaşça bir ifade var burada. Eğer izin isteseydi tanımadığı bir adam mesela ona zaten dir diyemezdi, inen derdi. Darf ich Ihnen helfen? Baktık yaşlı bir adam var, elinde bir valiz var, trenden indik, ona diyoruz ki darf ich Ihnen helfen? Size yardım etmeme izin verir misiniz anlamını dürfenle. Arkadaşımız sonra sen sana diyerek könlen de ifade edebiliriz. Ich kann dieses Hemd nicht kaufen. Ben bu gömleği satın alamam. Alırım değil, alabilirim değil, alamam. Neden? Nicht var. Es ist sehr teuer. O, yani gömlek, çok pahalı. Yani benim buna gücüm yetmez. Parasal, maddi gücüm yetmez. Burada da könleni kullanabiliyoruz. Bu gömleği satın alamam. Çok pahalı. Gelelim dürfene. Bu könlenle dürfen birbirine çok yakın anlamlı. Bu bir şeye izinli olmak, yapabilmek anlamında. Onun için aradaki farkı işte elimizden geldiği kadar açıklayacağız. Dürfen oturabilmek. Sich setzen dürfen. Sorabilmek. Fragen dürfen. Yani dönüşlü fiillerde de kullanılabiliyor. Bir şeyin bir başkasının izni sonunda yapılabileceği anlamını içeren ifadelerde, bir şeyi yapabilme hakkına sahip olunduğu anlamını içeren ifadelerde, yani benim buna hakkım var derken veya senin buna hakkın var derken, ahlaki olarak yani moral olarak nezaket veya saygı gereği yapılmaması gereken bir eylem anlamı içeren ifadelerde daha çok olumsuzdur. Sen böyle davranamazsın. Burada bir toplumsal kural gereği yapılması gereken davranış var. Sen böyle yapamazsın. Değil mi? Olumsuz bir, neredeyse bir emir gibi bir ifade. Bir şeyin yasak olduğu anlamını içeren ifadelerde buraya park yapamazsın arabanı. Yasak. Burada dürfen. Bir soru sorarken soruya nezaket anlamı katmak istendiğinde mesela bir büroya girdin, karşında yetkili var, bir de sandalye var, hemen zırt diye oturmuyor, ne diyoruz? Oturabilir miyim derken nezaketli soruda könneni değil dürfeni kullanıyoruz. Örneklere bakalım. Du darfst heute Abend zum Konzert gehen, ich erlaube es dir. Neymiş? Bu akşam sen konsere gidebilirsin. Bunun için sana izin veriyorum. Kim diyor bunu? Bir anne kızına, bir baba çocuğuna, oğluna filan diyor. Yani ben izin veriyorum. Gidebilirsin. Du kannst olsaydı git ya ne olacak derdi. İzin anlamı taşımazdı ama darf deyince gidebilirsin, izin veriyorum. Yoksa izin vermezsem gidemezsin demektir burada. Dürfen'i kullanmışım anlamı. Yapıya da dikkat edelim anlattık ama modal verb. Burada esas fiil sonda, değil mi? Sie dürfen hier nicht parken. Es ist verboten. Buraya park edemezsiniz. Yasak. Sie dürfen hier nicht parken. Mit 18 darf man in der Türkei wählen. 18 yaşından itibaren Türkiye'de oy kullanılabilir. Yani kullanılmaya izinli olunur. Neyle? Kanun buna izin veriyor değil mi? Yasa. O zaman izni kendi başımıza gidip de ben yapabilirim anlamı yok. Bir izin var, bir kural var, bir kanun var, bir toplumsal anlayış var vesaire.
onun izni doğrultusunda yapıyorsak dürfen. Bu man bir sonraki videoda, yani birkaç video sonra açıklayacağım. Cümleye edilgenlik anlamı katar. Onun için Eflatun yazdım. Seçilebilir, kullanır, kullanılır, görür, görülür, yapar, yapılır gibi ıl ekiyle edilgenlik anlamı katar. Cümleyi edilgen yapmaz. Türkçe'ye göre öyle yapar da Almanca'da bu cümle etkendir, edilgen değildir. Yani aktiftir, pasif değildir. Man sadece cümlenin anlamını edilgen yapar, kendini yapmaz. Bu biraz karmaşık gelebilir. Bunu konusu gelince man başlığı altında anlatacağım ama şimdi bunu kullanmak zorundayım. Çünkü dürfenle man çok sık yan yana gelen bir iki kelimedir. Tekrar ediyorum. Man kelimesi cümlenin anlamını edilgenleştirir. Görmek, görülmek. Görmek etken, görülmek edilgen. Seçmek, seçilmek. Seçmek etken, seçilmek edilgen. Türkçe'ye göre bu edilgendir ama Almanca'ya göre bu cümle bu anlamı vermesine rağmen yapı olarak edilgen, yani pasif değil, etkendir, yani aktiftir. Türkiye'de 18 yaşından itibaren oy kullanılabilir. Sen kullanabilirsin deseydi etken olurdu. Mana gerek kalmazdı. Burada du olurdu. O zaman burada darfst olurdu. Değil mi? 18 yaşında olanların oy kullanma, seçme hakkı vardır anlamına gelir de burada edilgenliği görülmesi için ben cümleyi bu şekilde Türkçe'ye dönüştürdüm. Pardon. Sie dürfen, darf ich mich hier hinsetzen? Buraya oturabilir miyim? Hinsetzen, sich'le dönüşlü bir fiil bu. Ich'e göre dönüşlü zamir olan sich, mich oldu. Soru cümlesi olduğu için dürfen'i başa aldık. Ich'e göre çektik. Darf ich. Dönüşlü zamirde ich'i kullanacağım, mich oldu. Esas fiil de sona gitti. Darf ich mich hier hinsetzen, buraya oturabilir miyim? Hier ile hin bu şekilde kullanılınca buraya olur. Burada hin olmasaydı bu burada anlamına gelirdi. O zaman cümlenin anlamı düşük olurdu. Görüyorsunuz, izin istiyor oturmak için. Darf ich rein? Kapıyı vurdunuz veya açık bir kapı vurdunuz. İçeri girebilir miyim anlamını verecek. Burada aslında hineinkommen fiili vardır. Kastedilen budur ama söylemeye gerek yoktur genelde. Darf ich rein denince darf ich hineinkommen denmiş olur. Bunun anlamı da içeriye girebilir miyim? Zaten kapı açıksa biz kapıya şöyle hafif tıklarız, ne deriz? Girebilir miyim? İçeri demeyiz, değil mi? Bunun gibi. Darf ich Sie etwas fragen? Size bir şey sorabilir miyim? Niye bu Eflatun? Buradaki fragen fiili akkuzatif ister. Yani oradaki nesneyi, işte tümleci ihalinde ister. Ama Türkçe'de sormak fiili birine bir şey sormaktır. Almanca'da birini bir şey sormak gibi söylenir. Kime soruluyorsa o akkuzatif olarak söylenecektir. Darf ich Sie etwas fragen? Size bir şey sorabilir miyim? Bir soru sormak için izin istiyorsunuz. Öğrencidir, parmak kaldırdı, bunu söyleyebilir. Der ki öğrenci, Darf ich Sie etwas fragen, Frau Schmidt? Bayan Schmidt, size bir şey sorabilir miyim? Dedi öğretmenine. Şimdi efendim alıştırmalara geçiyoruz. Füllen Sie die Lücken aus, boşlukları doldur. Yani bunu okuyup vakit kaybetmeyelim, video uzamasın. Artık telaffuz konusunda sanırım bir noktaya gelindi. Böyle bir kendimiz okuyalım, artık bunlara alışalım. Biraz bakalım. Kırmızı olarak boşluklarda işaretledim. Buralara ne gelecek? Modal verb gelecek. Dürfen mi gelecek? Können mi gelecek? Tabii bunlar o mu bu mu gelecek derken özneye göre çekimlerine de dikkat edeceğiz. Ich diyor burada, burada ich, burada efendim ne var? Burada Tony var, üçüncü şahıs değil mi? Burada ich var. Ona göre hangisi gelecekse buraya onu çekerek yazacağız. Anlamlarını verdim ki buraya gelebilecek olan modal verbi daha kolay bulalım diye. Devam ediyoruz.
Aynı şekilde devam ediyor. 9 tane diye geliyor burada. 5'i 4 orada, 5'i burada. Aynı o alıştırma türü devam ediyor. Şurada kırmızılaştırmayı unutmuşum. Sorun yok. Hala devam ediyoruz. 13'e geldi burada. İşte yine hangi modal verbi alacağız onu anlama göre, aradaki farkı düşünerek, könlen biraz kendi irademizle bir şeyi yapabilmek, dürfen birinin iznine bağlı olarak bir şeyi yapmak, yasaklama anlamı var vesaire, bunları hatırlayalım. Evet, 16'ya geldi. Aynı alıştırma devam ediyor. Okumuyorum çünkü o telaffuzu falan söylemek isterken video çok uzuyor. Çözümler hemen burada. Bunu zaten okumama gerek yok. Ben dikkatli bir şekilde yazdım ama belki ola ki bir hata olabilir. Uyarırsınız yorumlarda. Efendim burada bir cümle kurma alıştırması var. Ben tek tek kelimeleri verdim. Tablo biçiminde verdim daha net görünsün diye. Buralardan işte sonunda soru işareti varsa soru cümlesi buraya yazacağız. Yoksa normal cümleyi buraya, soru varsa buraya onu. Normal, düzgün bir cümle kurup buralara yazacağız demektir. Bu yazmak tabi kendi defterinize buraya yazmanız mümkün değil. Hemen bunun çözümleri burada görülüyor. Sadece şuraları okuyayım da telaffuz için. Darf ich mich auf den Stuhl setzen? Sandalyeye oturabilir miyim? Du kannst sehr schnell laufen. Sen çok hızlı koşabiliyorsun. Dürfen wir draußen spielen? Çocuklar dışarıda annelerine soruyorlar. Dışarıda oynayabilir miyiz? İzin istiyorlar değil mi? Şimdi Almanca'ya çevre çalışmaları var. Burada hiç okumama gerek yok. Türkçe bunlar. Kelimeler burada yazıyor. Yani bütün ayrıntıları vermeye çalıştım. İşte biraz önce açıkladım. Fragen, akkusatif, ister, ne demek olduğunu anlattım. Size bir şey sorabilir miyim derken Almancası o sizeyi akkusatif iyi halde yapacağız. Sizi olacak yani. Buralarda bakacağız, çevireceğiz. Devam ediyor. 10 tane oldu şu anda. Devamı var mı? Ben de yazdım. Önceden yazdığım için tam bilmiyorum. Bunları Almanca'ya çevireceğiz. Hemen çözümlerini okuyorum. Kannst du morgen zu mir kommen? Ich kann dieses Problem olacak, diese olmuş. Ich kann dieses Problem nicht lösen. Problem artikeli das çünkü. Diese Problem olmaz. Çoğul olsaydı Probleme olurdu ama tekil yapalım. Dieses olsun. Darf ich dich etwas fragen? Size bir şey, sana bir şey sorabilir miyim? Sie dürfen hier nicht rauchen. Burada sigara içemezsiniz. Yasak. Kannst du auch gut Schach spielen? İyi bir şekilde, iyi satranç oynayabiliyor musun? Du kannst ya da darfst, ikisi de mümkün. Dich mein Hemd anziehen, iki kardeşsiniz, ikiniz de aynı ölçülere sahipsiniz diyelim. Diyor ki sen benim gömleğimi giyebilirsin. İzin veriyorum anlamını vereceksen darfst, ya olsun giy demek anlamını vereceksen kannst. Das elfjährige Mädchen darf heute ins Kino gehen. 11 yaşındaki kız bugün sinemaya gidebilecek. Annesi izin veriyormuş ona ihremde. Erlaubt es ihr. Heute kann ich dich nicht begleiten. Bugün sana eşlik edemem. Yani senin yanında gelemem. Gelemeyeceğim anlamı da var. Sie dürfen in diesem Museum nicht fotografieren. Bu müzede fotoğraf çekemezsiniz. Yasak. Dürfen. Können Sie Auto fahren? Araba kullanabiliyor musunuz? Buna efendim yeteneğiniz var mı? Biliyor musunuz bu işi derken können kullanılır. Evet, modal verblerle ilgili çalışmamızın birinci bölümü burada sona erdi. Modal verblerin ayrıntılı bir konu olması nedeniyle bunları 3 bölüm halinde sunmak zorunda kaldım. Bir sonraki videoda modal verb 2 başlığı altında sollen, müssen ve wollen fiilleriyle ilgili çalışma yapacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.